Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler. 18 dakikanın yine gündemi yoğun Türkiye ve dünyanın bütün sıcak gündemini hızla ve derinliğine ki çok kolay bir iş değildir hızla ve derinliğine sizi değerlendirmenize sunmak ve bizim yorumlarımızı Paylaşmak üzere yine karşınızdayız. Bugün hocam bir tartışma oldu. Partilerin grup toplantılarının ikinci günüydü bugün. Bugün mesela Meral Akşener konuşuyor. Meral Akşener grup konuşmasını yapıyor. Bazı partiler Salı günü yapıyorlar bunları. Günler Salı ve Çarşamba olarak ikiye evet. bölünmüş oldu. Eskiden bir... Çarşamba yoktu. Yoktu hepsi sadece, sadece Şimdi Salı vardı. Çarşamba'ya evet. kaydı. Sadece Salı vardı. Şimdi bir bu konu önemli, diğer taraftan bugün TÜİK e <laughs> <laughs> enflasyon oranını açıkladı. Evet, evet. Şimdi yine aklıma geliyor, yani bir yalan var, kuyruklu yalan var, bir de istatistiki yalan vardı. Şimdi istatistiki yalan kurumu mu bilmiyorum ama herkesi güldürecek bir oranı açıkladı. E enflasyon değerli seyirciler %19,89'muş yani 20 bile değil. 20 bu, diyememişler. Bu Amerikan usulü. Tabii. Mesela 20 dolar demez. Tabii. 19 dolar 99 sent. Tabii. Bir tane hani vitrinlerde vardır ya hani fiyatlar. İşte hani Amerika 100 lira değil yani evet. de 99 lira 90 kuruştur. Evet. 9 99,9 liradır. 100 lira denmez. 100 lira verirsiniz üstü yoktur zaten. <laughs> tamam mı? Onu 100 liraya almış olursunuz. Ancak kredi kartıyla ödemelerde geçerli bir e, teferruattan ibarettir. Şimdi TÜİK'in açıklamaları böyle. Enflasyon %19,89'muş. Oysa bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin kurduğu bir grup var. Grubun kısa adı ENAG. Yani e n a g ENAG. Enflasyon Araştırma Grubu adı. Adı Enflasyon Araştırma Grubu. Bu bağımsız akademisyenler ve ekonomistler tarafından oluşturulmuş tarafsız ve aynı sepeti değerlendiriyor. Yani TÜİK, enflasyon ölçümlerinde hangi sepeti değerlendiriyorsa, sepet şu demek, o ay esas alınacak ürün fiyatları. Yani örneğin domates, biber, kumaş, ayakkabı, neyse otomobil satışı, ev kiralarındaki artış, peynir, zeytin fiyatlarındaki artış. Eğer bunlarsa o ay dikkate alınanlar aynı sepeti kullanıyor. Bağımsız e, enflasyon araştırma grubu, ENAK. Adı ENAK. Hiç unutmayın. Çünkü TÜİK'e güven kalmadığı için bu ülkenin aydınları, bu ülkenin kanaat önderleri, bu ülkede toplumsal ve ulusal sorumluluk duyan yurttaşlar, bağımsız ve gönüllü gruplar oluşturarak alternatif çalışmalar yapıyorlar. ENAK da böyle birisi. Sıkı durun. Onlarınki de küsuratlı hocam. <laughs> Ama gerçek olduğu çok ortada yaklaşık %50 enflasyon. Evet. Ben tam ona... rakamını söylüyorum. Tam 49, sayıyı söylüyorum. 49 49,87. Evet. O da %50'ye Evet. Yani. Evet. 49,87. Neredeyse %50. Enflasyon bu. Yani her şey %50 oranında pahalanmış son bir ay içinde. Yok. Yılda hayır. Yılda. Yılda. Evet. Son hayır. bir ayda 20. 20. Evet. Son doğru. Ekim %20. Evet, evet hocam. Evet. Bir dil suçması var bir yılda yüzde elli pahalanmış. Yani geçen yılın Ekim ayından bu yılın Ekim ayına kadar olan süreç bu. Ekim ayı ortalaması ise yüzde yirmi. Şimdi bu oran dünyanın her yerinde bir ekonomik krize ve çöküşe işaret eder. AKP iktidarı tek haneli, bak tek haneye çekilmiş, 57. hükümet tarafından tek haneye çekilmiş bir enflasyon oranıyla bu ülkeyi devraldı. Bugün hocam aynı zamanda 3 Kasım AKP iktidarının tam 19. yılı. Evet. 19 yılı geride bıraktı. 20. yıldan gün almaya başladı. 19 yılda bu ülkenin ki bir haberimiz vardı bizim. Tele ana haber bülteninde bir döküm çıkarttık. Bu ülkenin bütün ulusal birikimini satmış, yağmalamış, taraftarlarına ganimet olarak aktarmış bir iktidarla yüzeyiz. Bu ülkenin örneğin gazete kağıdı ve kitap kağıdı üretimi artık yok. Bunu ithal ediyor değerli seyirciler. Tarım yok, tarım. SEKA'yı kapattı, arsalarını sattılar. SEKA bu ülkenin kağıt üreticisiydi. Şimdi hadi diyelim ki bir mantığı vardır hocam. Hani denir ki özel sektörün ürettiği şeyi yani devlet üretmesinde diyebilirler. Katılmıyorum ama hani böyle bir yaklaşım olur. Ya özel sektör üretmiyor. Türkiye gazete ve kitap kağıdını Romanya'dan, Kanada'dan, Rusya'dan ithal ediyor. Önceden Giresun Aksu Kağıt Fabrikası, Bursa, Seka ve İzmit'te de zaten Selloz Fabrikası vardı Seka'nın. Bunları kapattınız ya. Sümer bankları kapattınız, eti bankları kapattınız. Tüpraşları vesaire her şeyi sattılar. 19 yılda toplam özelleştirme geliri ki yaklaşık iki kat olması gerekirken 90 milyar dolar. Bu para nereye gitti 19 yılda? Bu paranın yatırıma dönmediği, üretime aktarılmadığı, katma değer yaratan işletmelere yatırılmadığı o kadar açık ki, istihdam yaratılmadığı o kadar açık ki. Türkiye sonunda %50 enflasyonla baş etmek zorunda kalan, yoksulluk ve sefaletin derinleştiği, gelir adaletsizliğinin büyüdüğü bir ülke haline geldi. Hocam bunlar İslamcı bir ekonomi diye bir e, dünyada olmayan, yeryüzünde olmayan, iktisat teorisinde bulunmayan bir icat geliştirmeye çalıştılar. Böyle İslam, de, İslamcı bir ekonomi yok. O kapitalizm. Rızkın onda dokuzu kardır diyen bir anlayıştan geliyorsunuz. Ticaret dinidir. Kapitalizmdir o. Kapitalizmin esasına itiraz etmediğiniz sürece başka bir iktisadi model oluşturamazsınız. O nedenle böyle derin bir iflas yaşıyorsunuz. Neydi hocam? Enflasyon sebep miydi, sonuç muydu? Efendim, abi ben <laughs> e, haklı çıkardım. Diyor ki, faiz diyor sebeptir, enflasyon sonuçtur diyor. Ben faizi indirirsem enflasyon da düşer diyor. Ben de diyorum ki doğru, doğru. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Faizi indirirsen enflasyon çıkar, çıktı. Her yaptıklarında çıktı. Sebep-sonuç ilişkisi çok yanlış değil. <laughs> Çünkü faizi indirdiği zaman döviz çıkıyor. Döviz çıkınca bütün ekonomi ithalata bağlı olduğu için her şey pahalanıyor. Özellikle enerji pahalanıyor. Elektrik, doğalgaz, benzin, mazot pahalandı ve her şey pahalanıyor. Ve hikaye bu. Aynen hocam. Aynen. <laughs> evet. Şimdi, evet. evet. <laughs> yani e, e, izleyiciler şaşırmasın. <laughs> faiz sebep. <laughs> enflasyon sonuç <laughs> indirirsen yani emirle hele evet. indirirsen Çay, Hocam bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi evet. yayınlasın bu sefalet bitsin. Evet. evet doğru. Evet Madem öyle enflasyon, evet. faiz sıfır değil Buna evet. yetkiniz var. Bak ne oluyor o Bakalım zaman. enflasyon neye? <laughs> ya Türk parasının değeri hangi seviyeye inecek? Yok ettiniz ya. Faizi kaldırsınlar. Türkiye'yi evet, dünyanın doğru. 17. büyük ekonomisi olarak alıp Ecevit hükümetinden evet. 21, 21. olarak teslim ediyorlar. Hep öyle. Yani yarı demokrasiden aldı, e, demokrasi olmayan yarı demokrasiden getirdi. aldı totaliter bir rejim, bir evet. tek adam rejimi inşa ettiler. Evet. O süreçte işte ahmak liberallerin, dörek solcuların, çözüm arayan Kürt siyasetçilerin desteğiyle gelen ciğere bakar mısınız? Yani sokak yanıyor hocam. Sokak yanıyor, evler yanıyor. Evet bir kara kış fonu oluşturulması gerektiğini söylüyor muhalefet ki son derece doğru bir öneri ve teklif öneridir. Bu teklifi iktidar dinlemiyor bile. Evet. Bugün dikkat çeken bir şey var hemen size veriyorum hocam. Yozgat'a gittim. Şimdi Yozgat merkez sağ muhafazakar sahan oy deposunun bulunduğu Orta Anadolu havzasıdır. Şimdi gülümsedim niye diye sorsanız da. Soracağım. Hayır niye gülümsedin değil. Buyurun. Eşim Yozgatlı'dır. Öyle mi? <laughs> Onun için ben yani, de Yozgat'ın damadı sayılırım. Damat Çok iyi bilirim orayı. Siz sayılır değil de damadısınız belli evet, ki hocam. Biliyordum onu ben. Bu Bilgi Hanım'a buradan sevgilerimizi selamlarınızı. Evet Yozgatlı eşime saygılarımı yolluyorum. <laughs> Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Cumhurbaşkanı yurt dışındayken filan bizi Fuat yöneten Oktay. Fuat Oktay da Yimpaş falan filan dolayısıyla Yozgat'taki bir girişimden geldi sonra e, Telekom'a gitti. Oradan da ya yani o girişimde aynen Telekom'da olanları yaptılar. Oradan Telekom'a geldiler. Oradan Cumhurbaşkanlığına gittiler. Başarılarından dolayı. dolayı. Evet. evet ben de ne demek istiyorsunuz dedim hocam. Yiyin paş filan. Hani çok başarılıydılar. Çok... Orada çok başarılıydılar. Çok çağrıştırdığı şeyler. Ha aynı çok... şey. Oradaki başarıyı. Çok şeyde iyi değil de... yani. <laughs> Hayır çok başarılıydılar. O onu şeyde de Türk Telekom'da Hocam, da aynı başarıyı. Hocam her zaman olduğu gibi başarıyı takdir ediyorsunuz. Evet. Hariri başarısı evet. müthiş. Nereden hariri. buldular değil onu mi? müthiş. Ya. Hariri. Kasayı da boşaltıp tüydü. Çok kolay mı o başarı? Hariri'yi bulacaksın o işleri. Yani ya, neyse. Hariri, Hariri. Lübnan'ı yağmalayan haydut bir ailenin lideri yer. Neyse, Yozgat önemli bir yer. Haydut bir ailedir evet. orası. Haydut bir ailedir. Doğru. Yani <laughs> onun lideri Neyse işte. e, ne Lübnan'ı yağmalayan. Şimdi bir şeye değinmek değineyim hemen bitireyim hocam. Enflasyon bu. Değerli seyirciler, yıllık %50 bu ülke yıl sonuna gelmeden her şeyin %50 yarı yarıya pahalandığı bir coğrafya, bir ülke, bir toplum haline geldi. %50 Sefalet, yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik insanları, hayatları yakacak düzeyde. Sokaklar yanıyor, gerçekten yanıyor. Kime mikrofon uzatsak? Bugün o bakımdan Yozgat'ı işaret ettim. Yozgat, evet, o Orta Anadolu sağcılığı, muhafazakarlığı dediğimiz havzanın en keskin olduğu illerden biridir. Evet. Ama Yozgat'ta bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl karşılandığını gördük. Bakın bizim haberlerde, dikkat edin, bir kadın esnafla, sokaktaki insanla diğer esnaflarla, sokaktaki işçiyle sizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbetine ve kendisine gösterilen ilgiye dikkat edin. Bu iktidar gidici ve bu iktidarın gidiciliğini hiçbir gücün önlemesi mümkün değil. Çözülen, çöken söylediği her şeyi, söylediği her şeyin ortaya attığı bütün iddiaların iflas ettiği bir iktidar ve bir çöküşle yüz yüzeyiz. Evet. 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 Şimdi e, değerli izleyiciler sevgili Yanardağ enflasyonla girdi. Oradan ben devam edeyim biraz. Bir iki söylemek istediğim şey var çünkü. E, esasında e, şu çok önemli. Şimdi eee TÜİK mesela e, şeyi de reytingleri de reyting ölçen reyting ölçen düzgün firmalar vardı. Yok ettiler onları bu iktidar. Ülkenin bütün yerleşik kurumlarını... Aman hocam reyting ölçen demeyin. Hayır şimdi başka bizi, bir şey. Bizi, bizim hayır reytingi. hayır onu, onu şey edeceğim. Onu anlatacağım. Onu söyleyeceğim. Reyting ölçen firmalarını, bütün kurumları, şunu bunu filan her şeyi e, yok etti. Şimdi başka bir firma var reyting ölçen. Onu eleştirdiğimiz zaman yani ya işte şu geceki reytingler haklı değil, doğru değil filan dediğimiz zaman bir cevap veriyor. Çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki biz... TÜİK'in verilerine göre denekleri seçiyoruz. Yani bu nasıl ölçülüyor biliyorsunuz bazı evlere ölçüm aletleri konuyor televizyonlarına hangisi hangi kanalı ve hangi programı izliyor oradan görüyorlar ölçüyorlar oradan da bir reyting çıkarıyorlar filan. Şimdi ve diyor ki o şey o firma biz diyor TÜİK'in e, verilerine göre bunu hazırladık. Şimdi ben e, bir dönem e, e, hem Hürriyet Gazetesi adına ondan sonra kendi kurduğum firmada filan kamuoyu araştırması yaptım. Çok iyi bilirim bu işleri. Bütün o zurnanın zırt dediği yer o ölçüm için seçtiğiniz gruptadır. Siz bana ne istediğinizi söyleyin. Hangi Türkiye'den hangi sonucu istediğinizi söyleyin. Ben vallahi billahi kamuoyu araştırması yapıp <laughs> hakiki sonuçlar, hakiki sorular sorup hakiki insanlara hakiki sorular sorup onları hiç sonuçları bozmadan size istediğiniz sonucu getireyim. Öyle, Öyle bir grup seçerim Yalan ki, türü dörde çıkmış olabilir mi bu durumda? Tabii tabii. Araştırma. yalan, kuyruklu yalan, istatistiki yalan, tüyük yalan. Tüyük, tüyük, tabii. Şimdi bütün mesele o denekler. Denekler. Bunun namuslucası, siyasal e, ölçümleri şeyle yapılır. Son e, en son seçimde ve arada başka ara seçimleri, yerel seçimler filan yapılmışsa onların sonuçlarını alırsınız. Onları oranlarsınız her şeye. Ondan sonra onları kadınlara, erkeklere, işte şeylere, her şeyi, bütün yaşlara, maçlara, mesleklere. Yani oradan öyle bir şey seçersiniz ki tam Türkiye neyse bütün oranlar da orada odur. Kadın erkek oranı da odur, partilerin dağılımı da odur filan. Bunu ben yani binin altına kadar indirebilmiştim ve hemen hemen çok kesin yüz, yüzde bir iki sapmayla bütün partileri görebiliyordum. Çok dikkatliydi Defik Tevfik, Tevfik Çavdar sizin de tanıdığınız bir hocadır. Benim çok yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin Türkiye'nin en iyi uzmanıydı. Yardımcı oldu bana. Ona profesyonel olarak hürriyetteydim o zaman. Çağırdık. Yardımcı oldu filan. Şimdi enflasyon da böyle. <laughs> Enflasyonu tabii evde ölçmüyor enflasyonu maddelerle ölçüyor. 415 tane kalem var. 415 madde. Bu maddeler belli şeylerdi. Fakat hemen söyleyeyim yani nasıl olduğunu. Mesela ev, kira vesaire bu ağırlıkta %15. Bu arada hocam Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bir açıklama yapacağım. Evet, ya önemli ben, bir tavır bir dakika, bir, açıklama. bir dakika. Ben orada bir, bir konu var. O zaman bir dakika bunu hemen söyleyeyim. Buyur. Değerli izleyiciler, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan 30 küsur kişiyi emniyet genel müdürlüğü siber suçlar dairesi savcılara bildirmiş. Savcılar şimdi onları topluyorlar. Yok soruşturma açmışlar. Toplama yok hocamın. İşte soruşturma nasıl yok, açacak? toplama Topluyuz. değil. Yok hocam. Peki, şu anda şu anda şu anda soruşturma. Peki soruşturma açmış. Evet. Hı -hı. Yani evet, soruşturma açmış. Sonunda ne olduğunu göreceğiz. Ee, dikkat edelim. Yani Yok ben gereğini söyleyeceğim hocam. Peki ben onu söyleyeyim de doğru. Ben gereğini başka şey. Topluyormuş değil. Hayır. Soruşturma tabii, açmış. Evet. Tabii. Soruşturma evet, açmış. Evet, ne olacağını o, bilmiyoruz. Doğru. Şey değil hocam. Millet armut değil yani. Vallahi o <laughs> nasıl muamele edildiğine bağlı. <laughs> i̇ktidar, evet. bu iktidar. Neyse. İktidarın gidişinin işaretlerinden biri de bu evet, zaten doğru. de. Evet. Evet, bu durum. evet, doğru. Soruşturma açmış, evet. toplamamış savcılık. Savcılar çünkü herhalde yerleri Hı. değişik evet. o insan. Evet, şimdi devam edelim. 415 tane madde var. Bu 415 maddenin içinde garip bir takım kalemler de var. Şimdi bu ENA grubuna, enflasyon araştırma grubu ENAG deniyor. ENAG ENA, ENA grup yazılıyor. G'de büyük harf ENAG oluyor. Bunlar bir şey bağımsız, bir havuç bağımsız uzman, değerli insanlar. 50 çıkarıyor. 49, 80 bilmem kaç. 87. E, 87. E, demişler ki ya 50'den de fazla bir yıllık enflasyon. Yani yapmayın demişler. Yani çok daha fazla. Sadece enerjiye gelen filan e, gruptan bu tabi gayri resmi konuşmalar e, demişler ki gruptan ya biz aynı şeyi kullanıyoruz. Aynı 415 kalem maddeyi kullanıyoruz. Bunların içinde pimpon topu var. Batkap ucu var filan. Böyle bazı bazı gayri maddeler olunca enflasyon oraya tam yansımamış. Tabii yansım gerçek olmuş. rakam %50'nin üzerinde. E, Oraya yansımamış olabilir. Ama çok dürüst davranmışlar. Aynı sepeti kullanıp evet, sonucu bulmuşlar. Aynı sepeti. Ben sepete baktım tek tek yani şimdi uzun olur sayması ama dediğim gibi ya. dikkatimi çeken hocam, bazı hocam, gariplikler bu, bu, de var. bu, bu TÜİK matkap ucunu herkesin aldığını düşünüyor bu <laughs> ay? Yani herkes işi gücü bırakmış pimpon. matkap ucu alıyor. Pimpon oynuyoruz herhalde. Ya da ya, halk yani evet. hafif. Pimpon, ya. pimpon oynuyoruz. Hafif Pimp. hafif. İşi ee, işi artık şakaya vurup galiba eğlenceye vurup pimpon oynadılar. Evet, belki evet de yani. tatilden çıkıldı ya hocam belki yani tatilde evet. pimpon oynamış olabilirler. Yani değerli izleyiciler şimdi bir defa şey bir skandal tabii. TÜİK'in %20 civarında açıklama altında biraz ama %20 diyelim. TÜİK'in yıllık bir yıllık enflasyonu. Yani bu yıl kasım şeyden kasımdan kasıma bir yıl öncekine göre bu yıl %20 enflasyon demesi inanılır gibi değil. Çok aykırı bir şey. Ee, Enag'ın %50 demesi bile yetersiz. Fakat dikkat edin arada 30 puan fark var. Ayrıca e, TÜİK'in açıkladığı oranın 2 mislinden fazla. 20-2 ile çarpsanız 40 o 50 açıklıyor. Yani %100 de fazla değil. %100, %125 falan fazla. Yani 40, 40, yani 20'de 50 demesi 150, yüzde 150 bir onda oradan koy, yüzde 150 falan daha iyi. Bir de o bile eksik. Yani şimdi böyle e, tabi neden oluyor bu? Hemen size bir daha hatırlatalım. Dün uzun uzun açıklamaya çalıştım. Cumhurbaşkanı emir veriyor Merkez Bankası'na faizleri indirin diyor. Merkez Bankası faizleri indirdiği anda dolar Euro fırlıyor. Onlar fırlar fırlamaz bizim bütün enerji girdilerimiz ithal. Çok büyük bir bölümü ithal. Türkiye'de de üretilen var ama çok büyük bir bölümü ithal. Birdenbire elektrik, doğalgaz, benzin, mazot yükseliyor. O bütün piyasaya etki ediyor. Ayrıca öbür girdileri de. Yani şimdi fırında neyle çalışıyorsa fırın doğalgazın Fiyatının artması bir defa ona bindiriyor maliyetten ama ayrıca her şey, mercimek bile, yani saman bile ithal edildiği için un falan, buğdaydı, şuydu buydu onlar da ithal girdiyse onlar da yükseldiği için ekmeğin maliyeti de yükseliyor. Beyaz peynirinki de yükseliyor falan falan. Nereden? Hepsi bunların Cumhurbaşkanı'nın emriyle oluyor. Evet hocam. Hayır Cumhurbaşkanı'nın emriyle oluyor bu. Peki onu önlemek için ne yapıyorlar? Hemen hatırlatalım onu önlemek için patlıcan biber domates terörü ilan ediliyor. Hatırlayın patates ve soğan depolarına baskınlar yapılıyor. Üniversitelerde manavlar açılıyor. Efendim tanzim satışları yapılıyor. O da PTT'ye veriyorlar. O da çöküyor falan. Bir de zaten oradaki çiçek yağı fiyatı daha çiçek yağı fiyatı da normalden daha yüksek çıktı. Tam bir skandal ondan uğraşıyorlar. Eee tweet atan dolar fiyatı üzerine insanı teröre yataklıktan gözaltına alıyorlar. Onu topladılar. Ondan sonra efendim en sonda en en yakında da çok açık zincir marketler evet, hocam. şirketlerine ceza yazdılar. Milyarlık, öyle az buz değil milyarlık cezalar yazdılar. halbuki onların hepsi bu Cumhurbaşkanının Merkez Bankası'na verdiği emirle indirilen e, d, e, Türk e, indirilen faizin karşılığında doların ve euronun yükselmesi. Bir cümle hemen veriyorum. Bu böyle Türkiye'de o a, b, yüksekti, bu alçaktı. Bak orada şu kadar e, dolar, euro, Türkiye'de bu kadar euro. Arkadaşlar, değerli izleyiciler, 10 misli, 10. Hepsini Türkiye'deki fiyatı 10'la çarpacaksın. Oradaki fiyatla. ya yani Şurada bu kadar, burada bu kadar. Veya geliri oradaki evet. geliri ona böleceksin. Türkiye'de evet ne hocam. aldığını anlamak için. Buyurun efendim. Hocam hemen konuyu değiştirelim. Enflasyon yeterince milletin zaten canını yakıyor. Onu somut olarak enflasyon, gerçek enflasyon insanlar ellerinde, avuçlarında, hayatlarında, gündelik yaşamlarında, mutfaklarında somut olarak yaşıyorlar. Bugün... Sosyal medyada biraz önce söylediğimiz gibi bu sözün ettiğim açıklamaya geliyorum değerli seyirciler. Şimdi Sayın Erdoğan'ın sağlık sorunları var bu biliniyor, ameliyat oldu, tedavisi devam ediyor. İşte mikrofon şey mikrofonlar ya da ekran önünde, kameralar önünde uyukluyor, toplantılarda içi geçiyor filan son derece yorgun. Ama sosyal medyada özellikle bu <laughs> ee, ve şeyde fısıltı gazetesi olarak yaygın bir söylenti var. Şimdi her defasında insanlar şunu söylediler. Cumhurbaşkanının sağlık raporu neden açıklanmaz? 6 ayda bir Amerikan başkanlarının sağlık raporu açıklanırken Cumhurbaşkanının sağlık raporu niye açıklanmaz? Bunun sebebi doğrudan Cumhurbaşkanlığı ofisidir. Bu söylentilerin, bu dedikoduların, bu sosyal medya paylaşımlarının sebebi bizatihi Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanları, Cumhurbaşkanlığı kurumu sarayın kendisidir. Neden bir sağlık raporu yayınlanmıyor? Şimdi bugün Fahrettin Altun bir tweet atmış. Cumhurbaşkanı normal yürüyor diye. Şimdi bir başka bir video paylaşılmıştı. yürümekte güçlük çektiği izlenimi yaratılan bir videoydu. Ben öncelikle ve hemen şunu söyleyeyim. Ben bu tip paylaşımlardan yana değilim. Bu tip spekülasyonları doğru bulmuyorum. Bu tip spekülasyonları hiç doğru bulmuyorum. Bu konuda üretilecek dedikodu işte sosyal medya paylaşımları üzerinden geliştirilecek bir muhalefet olabileceğini düşünmediğim gibi dedikoduyu da son derece yakışıksız ve yersiz buluyorum. Hiç kimsenin sağlığı ya da sağlığındaki bir bozukluk nedeniyle hiç kimse suçlanamaz. Şunu söyleyebilirsiniz sadece. Diyebilirsiniz ki Cumhurbaşkanı'nın sağlığı yerinde mi değil mi? Türkiye'yi yönetebilecek bir ehliyete, yeteneğe sahip mi değil mi? Bunu sormak her yurttaşın hakkıdır ama sosyal medyada hiçbir temele dayanmayan, Sadece bir videodan hareketle üretilen e, ne diyelim dedikodular, ortaya atılan iddialar yakışıksızdır, doğru değildir ve hiç kimsenin işi olamaz. Ben diliyorum ve temenni ediyorum ki e, AKP Genel Başkanı e, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan sağlıklı bir şekilde önümüzdeki seçimlere girsin ve milletin önünde, milletin önünde hem hesaplaşsın herkeste hem de hesabını versin. Milletin önünde. Adil ve demokratik bir seçimde yarışsın. Ben bunu isterim. Tabii tabii. Tabii. Adil tabii. ve demokratik bir seçimde yarışsın ve sağlık içinde girsin o seçimlere. Dolayısıyla burada şöyle bir ruh hali var hocam. Ruh hali şu. Burada tabii yani toplumda değiştirilmesi gereken o gördüğüm. Ya bunlar iktidarı bırakmaz, gitmez. O halde neye başvuruyorlar? Sağlığa başvuruyorlar. Yani sağlığı kötü, aman ölmek üzere filan gibi dedikodular ya da buralara yaslanıyor insanlar. Bir tür umutsuzluk, çaresizlik halinin ürettiği dedikodular bunlar. Muhalefetin buradan ders çıkarması gerekiyor. Yani e, dolayısıyla şimdi biraz önce verdiğimiz, şu anda gösterdiğimiz görüntüde ki o hani ayaklarını sürçerek yürüdüğü görüntüyü vermiyoruz. Bu Fahrettin Altun'un paylaştığı görüntü. Fahrettin Altun'un bu görüntüyü paylaşırken ettiği laf hakikaten kabul edilebilir gibi değil. Ne diyor? Dosta güven, düşmana korku. Sayın Sayın Altun, dostu anladık da düşman kim ya? Hangi düşmanı korkutuyorsunuz? Bu milletin bir bölümünü düşman olarak mı görüyorsunuz? Hocam hiçbir iktidar dili bu kadar, bu kadar ayrıştırıcı, bu kadar bölücü, halkın bir bölümünü diğer bölümüne karşı kim ve düşmanlığa tahrik edici olmadı ya bu iktidar döneminde, AKP'nin sözcüleri dışında. Hiç kimse bunu yapmadı. Ya Erbakan çıkardı o dönemde 70 milyon kardeşimiz diye başlardı konuşmaya. Tabii, tabii. Şimdi bu ne demek Sayın Fahrettin Altun? Ne demek? Dosta güven, düşmana korku. Kim o düşman? Kim o düşman? 30 tane Twitter paylaşımı var veya sosyal medya paylaşımı <laughs> var. Onun <laughs> hakkında da soruşturma açtırmışsınız zaten. Ama yani böyle kanırta kanırta. Dosta güven, düşmana korku. Kimse korkmaz sizden emin olun. Böyle korkmaz kimse. Kimseyi korkutamazsınız. Kimseyi korkutamazsınız. Ve hiç kimse de Cumhurbaşkanı'nın ya da AKP Genel Başkanı'nın sağlığının kötü olmasını falan dilemiyor. Sağlıklı bir şekilde gelsin, seçimlere girsin, boyunu ölçsün, boyu ölçüsün, boy ölçüsün. Demokratik ve adil bir yarışa girsin. Yeter ki buna cesaret edin. Yeter ki bu adil ve demokratik seçimi gerçekleştirin. Adil ve demokratik seçimin gerçekleşeceği sandığı yeter ki milletin önüne koyun. Kimse kimsenin sağlığı üzerinden. O bakımdan hocam ben sağlık üzerinden yapılan e, spekülasyonları doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Onu belirtin. Çok doğru. Bravo. Çok doğru. Doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Bu doğru değil. Ama şu da doğru değil. Saray bu tür spekülasyonları önleyecekse böyle videolar yayınlayarak değil. Bir Cumhurbaşkanlığı İç tüzüğü mü yayınlanır? Meclis çalışma iç tüzüğü gibi. 6 ayda bir Cumhurbaşkanı bir kurul önünde sağlık kontrolünden geçer ve siz sağlık raporunu açıklarsınız. Olay bunlar ibarettir. Ya Cumhurbaşkanının ne ameliyatı olduğu hala resmen açıklanmış değil. Neredeyse ameliyat olup olmadığı bile açıklanmıştı. Böyle bir Türkiye olmaz ya, böyle bir ülke olmaz hocam. Doğru. Bu kabile devletlerinde olabilecek bir şeydir ancak. Kabile devletlerine de devlet denmiyor zaten. Yani o bakımdan e, sonra İbrahim Kalın paylaşmış. O da bir yine bir video paylaşmış. O da yine Cumhurbaşkanı'nın yürüyüşünü göstermiş. Hani yürürken ya insan iyi değildir, yorgundur, ayağı sürter, ayağı sürçerek yürür. Bunlar olabilecek şeyler. Bunu da yalanlayacak ya da ortadan kaldıracak şey Tabii. E ee, daha şey e, sağlıklı yürüdüğü başka bir videoyu paylaşmak değil bir sağlık raporu paylaşmaktır. Buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler bu e, ben çok katılıyorum buna. Çok e, ayıp da buldum ben e, hiç böyle şeyleri zaten paylaşmam paylaşmadım da. Aynı şeye katılıyorum. E, bütün e, fiziksel ve mental, fiziksel ve eee ruhi e, ve beyinsel melekeleri yerinde bir Erdoğan'ın ee, önümüzdeki seçimler ne zaman olacaksa bir yıl daha gider mi bildirim. Kontrolünü kaybetmiş evet. bir Erdoğan'dan daha iyidir. Tabii tabii. Evet, girmesini ve e, neyse bütün performansını göstermesini ve halkın gayet nesnel bir biçimde kararını bildirmesini bekliyorum. Tabii e, en sağlıklı olduğu dönemde de liderlerinin bu iktidarın gerçekleri saptırdığını biliyoruz. Gerçekler demin de gösterdiğimiz gibi gayet net olarak devlet kurumlarının açıkladığı bilgiler bilgilerle bile oluyor. Çok uzun süre hatırlayın insanların hayatını doğrudan ilgilendiren bu pandemide Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı gerçekler yalan demeye dilim vermiyor da gerçeklere uygun değildi yayınladığı sayılar gerçekler değil sayılar gerçeklere uygun değildi. O kadar uygun değildi ki Türk Tabipleri Birliği ve çeşitli e, illerdeki tabip odaları, doktorların e, meslek kuruluşları kendi ellerindeki bilgileri yayınlamaya başladılar. O hiç etkilemedi. En sonunda belediyeler, kendi İstanbul Belediyesi başta olmak kaydıyla bu Ekrem İmamoğlu işte İstanbul Belediyesi'nin kazanılması müthiş bir kırılma noktası iktidarın. Hani bunlar gitmez olmaz filan derken gümbür gümbür. Ve İstanbul öyle bir il ki o gitti mi çok yani o doğru dürüst gerçeklerin ve demokrasinin eline geçti mi bütün Türkiye'yi etkiliyor. Derhal İstanbul Belediyesi belediyedeki ölüm oranlarını açıklamaya başlayınca çok müşkül durumda kaldı Sağlık Bakanlığı. O arada Dünya Sağlık Örgütü bastırdı. Dedi ki yani ilişkilerimiz şey diyor doğru dürüst. Siz dedi şu kodla bu kodla ölümlere kod veriliyor filan de ve karışık bir mesele. İki tane kod var. Bir tanesini kullanıyor Sağlık Bakanlığı öbürünü kullanmıyor. Halbuki her iki kodu da kullanmak lazım filan uzun hikaye. Yani örtbas ediyor ölümleri. Yani işte nefes darlığı diyor, zatürre diyor, covid dışı diyor filan bir şeyler. Halbuki gitti işte koronavirüs filan. Ondan sonra düzeldi. Ki hala e, kaygı var, kaygımızın olduğu veriler bile. Herkese uyarayım. Bir zirvede düz gidiyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın artık bu sayılara alıştık ya, bu bu sonuçlar belli. Hep orada düzeldi, hep orada e, doğrusal bir şekilde gidiyor dedi. Zirve. Günde 200 küsur kişi ölüyor. 30 bin kişiye yakın. Çok az. 29, 28, 20 küsur bin kişide yeni hastalık çıkıyor. Ya müthiş bir sayı bu. 20, 30 bine yakın yeni hasta, 200 küsur ölü. Her gün, her gün. Kendinize lütfen bir şey alın. Yani maske takın, dikkat edin, ellerinizi yıkayın, mesafeye dikkat edin. Aşılanın, aşılı da, aşılı da hasta oluyor, aşılı da hasta oluyor. Ama daha az ölüm oranı, daha düşük, hemen hemen yok. Daha hafif atlatıyor falan. Ama yani aşılanın. Ve aşılanın. E, maske takın, mesafeye dikkat edin, elinizi, elinizi yıkayın. Zirvede gidiyor, zirvede. Ve Sağlık Bakanı da gayet şey, rahat bir plan diyor. Şimdi dolayısıyla bu e, şey meselesi tabii çok önemli, sağlık meselesi çok önemli devletin sayılarına güvenmek lazım. Ben şimdi tekrar önümü açtım. tek tek maddeler değil ama yüzdeler var. Yani neye göre ölçüyor? Gıda ve içecek yüzde 26 gözüküyor. Alkollü içecek yüzde 5 gibi, 4,5 gibi de 5'e yakın. Efendim konut beni en çok düşündüren 15, yüzde %15, 15,5, yüzde 15,36 Gelirde evet. harcamada. Ne diyorsunuz? Bizim bizim yaptığımız araştırmalarda Konut harcamaları yani e, gelirin üçte birini alır götürürdü eskiden yaptığımız sosyolojik evet. araştırmalarda. Evet. Bu onun yarısını gösteriyor. Kira artışları yani. Evet, evet. Kira artışı evet. vesaire. Dolayısıyla bu tabii hiç e, şey edilir gibi değil, evet. e, güvenilir gibi değil TÜİK'in sayıları. Ona göre. Evet. Şimdi e, Miraç Akbulut, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi, e, Atatürkçü bir kaymakam. 29 Ekim, daha birkaç gün önce 29 Ekim'de ordunun Korgan ilçesinde Cumhuriyet törenlerinde bir konuşma yapıyor. Bu konuşma, bu konuşma Mustafa Kemal'in Cumhuriyet, dervişler, şeyhler, müritler ülkesi olmayacak. Türkiye, dervişler, şeyhler, müritler ülkesi olmayacak sözlerinde tekrarlandığı Cumhuriyet'in ruhuna, niteliğine son derece uygun bir konuşma değerli seyirciler. Üç gün sonra bu kaymakamı görevden aldılar. Tarikatlar, Ordu, Korgan'daki tarikatlar, bir bölümünün eski FETÖ'cü olduğu söylenen bir takım isimler şikayet ediyor kendisini. Ve bu yurtsever, bu cumhuriyetçi kaymakam, genç kaymakam görevinden alınıyor, açığa alınıyor. Ben siyasal iktidarı ve ordu valiliğini merak ediyorum. Bir soru soruyorum. Siz Cumhuriyet'e, siz Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine, Cumhuriyet'in kurucu liderlerine karşı mısınız değil misiniz? Ya harbi çıkın söyleyin. Biz buna karşıyız değil. Biz bu rejimi değiştireceğiz değil. Çaktırmadan iki yüzlü siyasal sahtekarlıkla takiye ile Cumhuriyet'i değiştirmeye kalkıyorsunuz. Zerre kadar cesaretiniz yok açık mücadele etmek konusunda. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Hangi gerekçeyle? Efendim uyumlu çalışmıyormuş. Neye karşı? Tarikatlerle mi uyumlu değil? Evet tabii. Tabii tabii. Evet tarikatlerle uyumlu değil galiba. Evet şu kaymakam. Genç, dinamik, pırıl pırıl bir kaymakam. İyi yetişmiş bir kaymakam. Neye göre görevden aldınız? Hangi anlayışa göre? Ulemanın arkasından gidin diyen valiler var. Onları niye görevden almıyorsunuz? Ulema diye bir kavram var mı? Ulema kim? Kim belirlemiş? Karar merci mi? Milletin iradesini yerine geçecek bir irade sahipleri mi? Bakın Mustafa Kemal'in bir sözünü daha hatırlatayım. Yozlaşmış bir aile, Osmanlı ailesi, Osman oğulları milletin iradesine ve saltanatına 600 yıldır el koydu der. Bir aileden söz eder. Bakın bir millet bir milletin yerine bir ailenin yüceltildiği bir anlayışı savunuyorsunuz. Miraç Hak Bu ülkenin bütün cumhuriyetçilerinin, bütün yurtseverlerinin, bütün demokratlarının sağda ve solda hiç fark etmez. Bütün demokratlarının, bütün yurtseverlerinin, bütün cumhuriyetçilerinin sahip çıkması gerekiyor. Yeter ya. Cumhuriyet Türkiye'sinde <laughs> Cumhuriyet'in ilkelerini savunmak ve bir Cumhuriyet Bayramı'nda ifade etmek ne zamandan beri suç oldu? Ordu Valiliği bir açıklama yapmalıdır. Bakın <laughs> Çok ben resmi sitesine girdim. Ordu'nun Korgan ilçesi. Açık Kapı projesi diye bir şey var. Kadın Acil Destek Uygulaması. Uluslararası ödül almış. İlçe hocam. Uluslararası ödül almış. Siz bize sesleniyorsanız biz size geliriz diye başka bir uygulaması var kaymakamlığın. Ya son derece yaratıcı işler yapmış. Bu genç kaymakam, bu Cumhuriyet i̇lçesi, kaymakamı. İlçesi neydi? Korgan Korkan. ilçesi. Ordu Korgan ilçesi. Korgan. Evet, Korgan ilçesi. Açık kapı. Korgan, Kongar harfleriyle yazılıyor da onun. Için evet, evet. Olsun. Korgan, Korgan. Korgan ilçesi ve açık kapı projesi var. Açık kapı yani kaymakamın kapısı görüşmek isteyen bütün yurttaşlar açık sitede resmi istedi. Ya Türkiye Cumhuriyeti Korkan Kaymakamlığı sitesinde diyor ki açık kapı projesi dolayısıyla gelen ve görüşen yurttaşlarımızın sorunları %96,6 oranında çözülmüştür diyor. Al, Alnında öpmek lazım o kaymakam. %96,6 oranında yurttaşın sorunlarını çözen bir kaymakam. Cumhuriyet töreninde konuşuyor ya. Ya bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Derhal İçişleri Bakanlığı ve Ordu Valiliği bir açıklama yapmalıdır bu millete. Şimdi bu konuşmayı izleyenlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Atatürk. Ben dinledim, ben izledim diyor ve bir takım bilgiler veriyor. Diyor ki aralarında Fethullahçıların da olduğu bazı tarikat mensupları gittiler ve şikayet ettiler. Tabii, tabii. Ne diye şikayet ettiler bu yobazlar, bu cumhuriyet düşmanları? Ne diye şikayet etmiş olabilirler? Mustafa Kemal'i övdü, cumhuriyeti övdü diye şikayet etmiş olabilirler değil mi? Hayır. Emin olun şöyle şikayet etmişlerdir. Halkın dini duygularını aşağıladı diye bir de yalan söylemişlerdir. Çünkü onların nezdinde cumhuriyeti ve cumhuriyetin ilkelerini savunmak bu anlama geliyor. Olaya bak ya. Hayır, o Memlekete millet, bak. CHP milletvekili izlemeli bu olayı. Yani orada i̇zliyorlar, izliyorlar. Hem iki milletvekili var orada etkili bir tanesi. Birisi de Sayın Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı. Aa, şey, Tabii yerel, genel yönetimlerden evet, sorumlu, sorumlu. Sorumlu Genel sorumlu. Başkan Yardımcısı. Evet. Mustafa Adı güzel. hem aynı zamanda iyi bir hekim. Korona, Covid konusunda da son derece etkin çalışmalar yaptı. Hem de orada, yani bu işin arkasını bırakmaz. Sahip çıksınlar o, kay, o kaymak. Ya, yani. cumhuriyete sahip çıkması gerekenler sahip çıkmıyor hocam. Yani Hı -hı. İstanbul burjuvazisi, sermaye, bürokrasi, cumhuriyeti aşmaya ve onu daha eşitlikçi evet. ve daha toplumcu bir e, aşamaya... <gülüyor> <gülüyor> Evet. Taşımak isteyen bizim gibi muhaliflerden başka kimse kalmadı. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi e, değerli e, izleyiciler, çok önemli e, bu konu çok önemli. Tekrar ona geleceğiz ama e, unutmadan anlatmak için size mutlaka hatırlatayım. Demin bu fiyat artışları karşısında iktidar ne yaptı diye sorup bir takım hatırlatmalarda bulundum bu. E, sebze meyve terörizmi patlıcan biber terörizmi domates vesaire, e, e, patates ve soğan e, depolarının basılması falan filan. Şimdi bakan ne diyor? Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur onu. Enerji bakanı doğal kısın gaz diyor hocam, kısın diyor. doğal, gaz, kısın doğal diyor. gaz ve elektrik konusunda bakın aynen şöyle diyor. Bakın bunun muhatabı bakan yani iktidarın sözcüsü diyor ki daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle bir derecelik sıcaklık değişikliği yani 23 yerine 22. Yani bilmiyorum ki 23 dereceyi tutturan var mı? 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanızın etkisi %7 olur diyor. Üşüyün diyor yani. Isınmayın diyor. Şimdi bu bana başka bir şey daha hatırlattı. Cumhurbaşkanı'nın eşi de bu ee, sebze, meyve pahalılığı sırasında porsiyonlarınızı küçültün filan demişti. Şimdi bunlar fevkalade önemli şeyler. Yani halktan müthiş e, işte ısınma yeterince, yeterince yeme, yani açlık ve üşüme tehdidiyle karşı karşıya. Peki, bütçedeki paralar nereye gidiyor? Bütçedeki paralar o 5 kardeşe veya altı kardeşe, başkaları da şimdi katıldı oraya, oraya gidiyor. Nasıl gidiyor? Hem de gerçeklere uygun olmayan ödeme garantileriyle, geçiş garantileriyle. Bazıları %90 filan yanılmış. 1 milyon geçecek demişler, 100 bin kişi geçmemiş filan havaalanında. Paralar oraya gidiyor. Başka nereye gidiyor bilmiyorum. Bir de çünkü o Merkez Bankası'nın indirim çıkarımları, iniş çıkışları sırasında yapılan bir takım spekülasyonlar var. Cumhuriyet Gazetesi her pazartesi soruyor. 128 milyar dolar nerede? CHP başlamıştı. CHP unuttu ama fikri takip denen, fikri, fikri, takip, fikri takip eden, fikri takip gazeteciliğinde fikri, fikri takip Cumhuriyet her pazartesi soruyor. O 128 milyar dolar nerede? Ama sen üşü Aç kal, o önemli değil. İşsiz kal, işsizlik de böyle gidiyor. Evet. Şimdi onu söyledikten sonra çok e, önemli bir <laughs> noktaya değinelim. Biraz evvel Merdan Bey söyledi, bu Karakış programı vesaire. Şimdi CHP iki şey yapıyor. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu üç şey yapıyor. Bir bir defa kesinlikle iktidara aday olduğunu ve şahsen aday olduğunu söylüyor. Ben diyor, şunu yapmazsam işte Kılıçdaroğlu değilim diyor. Mesela. Belli bir defa o adaylığa doğru hızla gidiyor. İki, halkla temasta. En son Yozgat'taydı işte benim eşimin memleketinde. Onun için çok şöyle merakla izledik. Hakikaten Yozgat benim çok sevdiğim bir yerdir. Gayet milliyetçidir filan. O şey samimi bir halktır. Samimi insanlardan korkmayın. Ne olursa olsun. Yalanlardan, yarı cahillerden korkun. Yani asıl yüreği temiz insan ne olursa olsun. Şimdi orada da konuşmasında neyi görüyoruz? Halkla temasını görüyoruz. Hem halkla temas ediyor CHP, hem şunu yapacağım, evet. bunu yapacağım diye söz veriyor, hem de başka bir şey yapıyor. Bu, 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 bu Fevkalade önemli. Belediyeleri açlık ve ısınma konusunda devreye sokuyor. Bütün belediyelere talimat verdim evet. diyor Kılıçdaroğlu. Kendi illerindeki, ilçelerindeki halka yardım yapacaklar diyor. Daha da arttıracaklar yardımı diyor. Her şeye rağmen. İstanbul Belediyesi'nin önüne çıkarılan evet bütün hocam. engellere rağmen. Bu çok, çok önemli. Osman Kavala konusunda hocam önemli bir şey var. Önemli bir gelişme var. Hatırlarsanız ben bir iki ay içinde serbest kalır demiştim. Evet doğru. Ahmet Davutoğlu tarif vermiş hocam. 30 Kasım civarı diyor. Ya şey tabii daha çünkü şey görülüyor, evet. dava görülüyor evet. verilen 30 30 Kasım civarı verilen de. mühlet. mühlet, evet, de tabii öyle. De. mühlet. Evet. yani mühlet verdi çünkü şey e, ahim evet. ahim müflet verdi de burada dava yoksa olağanüstü toplantı i̇şte mümkün da o değil. Şimdi 30 Kasım 30 civarı da. diyor o bakımdan yani somut bir tarih değil değerli seyirciler Afra Tafra buraya kadar bu ülkeyi Batıya emperyalizme uluslararası Tekerlere, Londra bankerlerine göbeğinden bağlayanlar, atar damarlarını adeta dışarıya yönlendirenler, bu ülkenin zenginliklerinin talan edilmesini sağlayanlar öyle bağımsızlık afra tafrası yapmayacak. Tıpkı Rahip Bronson ve Deniz Yücel olayında olduğu gibi hocam, evet. Osman Kavala'yı da bırakacaklar. Tabii tabii. Bırakmaları gerekiyor zaten. Haksız ve hukuksuz bir biçimde 4 yıldır bir zulüm uyguluyorlar. Bir inat ve bir kin üzerinden bir zulüm uyguluyorlar. Bir tanesi bu hocam. Ee, evet, bu burun, konuda ben burun, de bir birisini söyleyeceğim. Evet, evet. E, evet hocam siz de söyleyin. Yo, yo, 45'te biz... 45'te çıkacağız. 45'te çıkacağız hocam buyurun. Evet e, şimdi o şeye bakıyorum, isme bakıyorum da bir e, gene şeyden FETÖ'cülükten içeride olan bir kadın var. Dördüncü evre kanser. Dördüncü evre kanser. Hala hapiste. Ve böyle ameliyat geçirmiş. Burası bu fotoğrafı dolaşıyor şeyde. Yani dehşet verici bir şey. Hocam bunlar, bunlar birbirine karşı büyük bir kinle saldırıyorlar. Beraber bu cumhuriyeti boğazladılar. Ve altında birlikte kaldılar. Yani FETÖ'cülerin durumu da o. Bu cumhuriyeti beraber boğazlarsanız hukuku yok ederseniz e işte hakkınıza öyle. hukukunuza sahip çıkan kimse de kalmaz. Meral Akşener'in üzerinde yarın duracağım. Bir Batmanlı esnafın ettiği laf üzerinden yok muhalefet bize saldırır diye ki kendisine Mithat Sancar cevap veriyor. E, HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar iktidardan farksızdır diye bir cevap vermiş e, Meral Akşener'e. Ya şu kompleksten hem CHP'nin hem MHP'nin şey, hem e, İyi Parti'nin kurtulması gerekiyor. MHP ve e, AKP bize ne der diye düşünürseniz eğer Türkiye'de ne çözüm, ne Kürt sorununun demokratik ve adil çözümü konusunda ne demokratikleşme konusunda ne de totaliter rejimden Türkiye'yi çıkarıp refaha ve huzura kavuşturmak konusunda hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Bu konuda biraz cesaret ihtiyaç var. Hemen bir şey söyleyeceğim. Boşverin başkasının ne dediğini. Onlar çözüm, onlar görüşünce çözüm oluyor. Siz bir esnafla konuşursanız terör örgütüyle yan yana gelmiş oluyorsunuz. Yok böyle bir palavra, böyle bir dünya hiç yok. Evet çok çıkıyoruz dediniz onun için çok kızla iki tane isim vereceğim birisi demin söylediğim e, hanımın adı Ayşe Özdoğan e, felaket bir hastalığın pençesinde, bunun yani zulüm bunun hapiste olması filan onu söylüyorum bir de bugün e, bir çok ünlü çok Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış bir hekimin, bir profesörün Nusret İşeğin ölüm yıl dönümüydü tıbbın sosyalizasyonundan tutun, efendim aile planlamasından geçin, e, yani bu toplum hekimliğinin kurulmasından yürüyün. Müthiş bir insan. Önünde saygıyla eğiliyorum. Lütfen Nusret Fişek, Profesör Nusret Fişek. Bu ismi unutmayın, bakın kim olduğuna. Bu şeyde e, Ayşe Özdoğan'a da öbür taraftan bir ilgilenin bakalım. Evet. Neyse hocam ben o konuda bir yorum yapmayacağım. Fethullahçılar konusunda farklı görüşlere sahipim maalesef. Yani bu cehennemin yolunu onlar döşediler. Ben kimseyi bu, savunmuyorum. Bu cehennemin yolunu onlar döşediler. Ben, kimseyi, ben parada, adaleti evet, savunuyorum. Evet. Biz savunuyoruz. Ben, ben Serbest bırakılmalıdır ama Tabii, bu cumhuriyeti adalet. beraber boğazladılar bunlar. Yani benim için, Ayşe... birbirleri için, birbirleri için, birbirleri için birbirlerini kör testereyle kesecek kadar birbirine düşmanlar. Evet. Onların A hukukunu savunmak da bize düştü maalesef. Evet, Ayşe Özdoğan değil, adalet benim evet, savunduğum evet. hukuk devleti. Aynen, Tekrar aynı. Şahıs aynen, değil. Aynen. Aynen. Şimdi değerli seyirciler Türkiye'nin Geleceği programı var bizden hemen sonra. Evren Özel Kuş'un hazırlayıp sunduğu konukları çok önemli. Deva Partisi Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, ekonomist Oğuz Demir ki enflasyonu konuşacaklar. Gazeteci ve sürekli konuklardan Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi yazarı, sürekli yorumculardan hukukçu Gürkan Çakıroğlu yazar siyasetçi Necdet Saraç ve siyaset bilimci Özgün Emre Koç konukları arasında olacak hoşçakalın telebirdden ayrılmayın görüşmek üzere bu hoşçakalın. isimleri unutmayın o iki ismi bakın onları Evet görüşmek üzere